Herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Yeni bir mezarlık ziyareti videosu ile birlikteyiz. Zincirlikuyu mezarlığındayız. Burada yatmakta olan değerlerimizi, büyüklerimizi, sanatçılarımızı ziyaret edeceğiz. İlk ziyaret edeceğimiz isim Zeki Ökten. Zeki Ökten 4 Ağustos 1941 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. Haydarpaşa Lisesi mezunudur. Öğrencilik yıllarında tiyatro çalışmalarına başlar. Ama gönlü sinemadadır. 1961 yılında bu hayalini gerçekleştirip Nişan Hançer'in yönettiği Acı Zeytin filminde yönetmen yardımcılığı yaparak Yeşilçam'a ilk adımlarını atar. 19 Aralık 2009 günü kalp ve damar hastalığı şikayetiyle acil olarak yattığı hastanede geçirdiği operasyonun ardından hayatını kaybeder. Günümüzde Zeki Ökten burada yatmaktadır. Erol Büyükburç 22 Mart 1936 tarihinde Adana'da dünyaya gelir. Pop müziği sanatçısı ve sinema oyuncusudur. Lise yıllarında kurduğu ilk müzik grubuyla Florya plajında müzik yapar. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na giden Büyükburç bir yandan da şan dersleri alır. Pop müzik şarkıcısı Ajlan Büyükburç'un babasıdır. 22 Temmuz 1999'da Ajlan Büyükburç'u trafik kazasında kaybeder. 2001 yılında eşi Emel Büyükburç'u karaciğer yetmezliği sonucu kaybeder. Ajlan Büyükburç Kanlıca mezarlığında yatmaktadır. Sanatçı İstanbul Etiler'deki evinde 12 Mart 2015 tarihinde hayatını kaybetmiş şekilde bulunur. Günümüzde burada aile kabristanında yatmaktadır. Civan Canova ya da Ahmet Civan Canova 28 Haziran 1955 yılında Ankara'da dünyaya gelir. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmenidir. Babası tiyatrocu Mahir Canova, annesi Gündüz Sencer'dir. Küçük yaştayken anne ve babası ayrılır. Anneannesi tarafından büyütülür. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yapar. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenliğini yaptığı Radyo Çocuk Saati'nde küçük rolle alır. Üvey babası olan Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırır. 1979 yılından itibaren Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok rol alır. 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller alır. Pek çok dizi ve filmlerde yer alır. 2006 yılında Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal'ın en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanır. Akciğer kanseri tedavisi gören Civan Canova 20 Ağustos 2022'de İstanbul'da 67 yaşında hayatını kaybeder. Kartal Tibet ile aynı mezarlıkta birbirlerine çok yakın olarak yatmaktadırlar. Osman Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951 yılında Samsun'da dünyaya gelir. Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. Roman yazarı, deneme, günlük, senarist, şair ünvanlarına sahiptir. Orta Oyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusudur. Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler 1987 yılından itibaren yaşamının sonuna kadar aralıksız devam eden en tanınmış oyunudur. Kel Hasan Efendi'nin günümüze kadar gelen orta oyuncuları kavuğunu Münir Özkul'dan devralır ve daha sonra kendisi Rasim Öztekin'e devralır.
kadar. Sağlık sorunları nedeniyle 2021 yılının Haziran ayında anjiyo işlemi yapılmıştır. Temmuz ayında bir iç kanama geçirmiş ve sanatçı bir süre tedavi görmekte olduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 31 Ağustos 2021 tarihinde 70 yaşında hayatını kaybetmiştir. Günümüzde burada yatmaktadır. Komşusu da Ayşen Gurudağ'dır. Fikret Hakan, gerçek adıyla Gaffar Bumin Çıtanak. 23 Nisan 1934 yılında Balıkesir'de dünyaya gelir. Oyunculuk yaşamına tiyatro ile başlar. 1950 yılından itibaren 163 film ve dizide rol alır. Türk sinemasında 1960'lı yılların en önde gelen sanatçılarından biri olur. 1980'lerde çoğunlukla ikinci derece yardımcı rollerde ya da çift aktörlü filmlerde oynar. Zaman zaman film yönetmenliği de yapar. İsmini sinemaya başlayınca mahkeme kararıyla Fikret Hakan olarak değiştirir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca devlet sanatçısı ünvanı tanımı genişletilerek kendisine ünvanının verildiği 89 kişiden birisi olur. 2002'de Danıştay'ın kararı iptal etmesiyle 2002'de bu ünvan iptal edilir. Fikret Hakan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 Temmuz 2017 tarihinde 83 yaşında hayatını kaybeder. Günümüzde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda burada yatmaktadır. Bilal İnce, 29 Eylül 1936 tarihinde Adana Kozan'da dünyaya gelir. Sinema oyuncusu ve yönetmendir. Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra ağabeyi Kemal İnce sayesinde sinemaya atılır. Bir Türk'e Gönül Verdim, Ala Geyik, Büyük Yemin, Beyaz Mendil, Babanın Oğlu gibi küt filmlerde rol almıştır. Oyuncu, yönetmen ve senarist Kemal İnce'nin kardeşi, tiyatrocu Perihan Doygun'un eşidir. 3 çocuğu vardır. Çocuklarından biri oyuncu Elif İnce'dir. Elif İnce, 1977 yılında çekilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmi olan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bir erkek çocuğu olan Samet karakterini canlandırmıştır. Filmlerinde çoğunlukla gaddar, kötü adam ve zalim rollerinde oynamıştır. Ancak seyirci tarafından yanlış anlaşıldığını düşünerek sektöre bir süre ara verip Almanya'ya gitmiştir. Bu durumu verdiği röportajda şöyle anlatır. Bir gün Nikos Samson rolünü oynadım. O filmi çektikten sonra sokakta yürümeye yürek isterdi. Ben buna yüreğimi koydum ve oynadım. Film vizyona girdikten sonra Keçiören'den bir mektup geldi. Yazan ağır küfürler savuruyordu. Bu da yetmemiş gibi doğmamış çocuğuma bile en ağır küfrü ediyordu. Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam dedim. Son dönemlerinde İzmir'de yaşayan Bilal İnce bir dizi çekimi için İstanbul'a gelir. Yüksek tansiyon ve şeker hastası olan sanatçı 15 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda bir otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeder. Günümüzde burada yatmaktadır. Nihat Nikerel, 5 Şubat 1950 yılında Çorum'da dünyaya gelir. Babasının vefatından sonra erken yaşlarda İstanbul'a gelen Nihat Nikerel, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 1972 ve 1976 yılları arasında uzun bir dünya seyahati yapar. Daha sonra yurda dönen sanatçı, 1985 yılında senaryolaştırabilecek öykü yazarak sinemaya adım atar. Çeşitli sinema, dizi ve filmlerde rol almanın yanı sıra kitap yazar. Nihat Nikerel, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi
Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olup aynı zamanda öğretim görevlisi olarak da iletişim bölümünde ders verir. 1998 yılında Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Babacan Komiser Cehennem Cevdet karakteri ile gönüllere taht kurar. 2003 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı eski kabadayı Seyfo Dayı karakteri Nihat Nikerel'e büyük ün kazandırır. 26 Eylül 2009 tarihinde Beşiktaş'taki evinde oğlu tarafından cansız bedeni bulunur. Yapılan inceleme sonucu uykusunda kalp krizi geçirerek öldüğü anlaşılır. Günümüzde burada yatmaktadır. Zincirlikuyu mezarlığına gelmişken Cüneyt Arkın abimizi ziyaret etmeden gitmek olmazdı tabii ki. Bugün epey bir gezdik, dolaştık Ramazan'la birlikte. Mezarlık ziyareti videolarımızın devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanız yeterlidir. En huzur bulduğum sayılı yerlerden biridir mezarlıklar. İnsan gerçekten böyle yerlere gelip ziyaret ettiği zaman huzur buluyor. Manevi yönden bir huzura kavuşuyor. Bugün Ramazan'la birlikte epey bir efor harcadık. Mezar yerlerine ulaşabilmek için terledik, susadık. Ama olsun, buradaki büyüklerimizin mezar yerlerini, mezarlarını ziyaret etmek için değdi yani bu zahmete. Böylelikle başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.